kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi meşru ilan etmesine İyi Parti'den de destek geldi. İYİ Parti'nin meşruluk açıklamasına parti kurucuları tepki gösterdi. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Bir dönem İYİ Parti'de siyaset yapıp partilerinin HDP ile ilişkisi nedeniyle istifa eden isimler Aydınlık Gazetesi'ne konuştu. İYİ Parti kurucusu şimdi ise Zafer Partisi'ne katılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, PKK'nın kontrolündeki HDP'nin meşru görülemeyeceğini vurguladı. Bir seçimi kazanacağız diye PKK'nın uzantısı olan HDP'yi meşru görmek kabul edilemez sürekli Türkiye aleyhtarı yaklaşımlar içerisinde olan HDP'yi meşru görmek hiçbir siyasi partinin Türkiye Türk milleti yanlısı ve PKK'yı bir terör örgütü olarak gören hiç kimsenin hakkı değildir. Samimi olmaları lazım. Bir yandan Atatürkçülükten, Türk milliyetçiliğinden bahsedeceksiniz. Daha sonra HDP meşru partidir diyeceksiniz. İYİ Parti kurucusu ve Zafer Partisi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı avukat Uğur Tarhansa, HDP'yi biz meşru kabul etmiyoruz dedi. HDP'nin yasal olsa bile meşru sayılamayacağını ifade etti. İYİ Parti kurucularından Hayrettin Barut da HDP konusunda aynı fikirde olmadığı için İYİ Parti'den istifa ettiğini hatırlattı. Onlarla aynı fikirde olmadığım için ayrıldım ben. Dolayısıyla belki meşru zemine çekilerek bu hareket bir şekilde elimine edilmek isteniyor ama hareketin adı bir kere Kürt hareketi değil, terör hareketi. CHP ve İyi Parti'den yapılan HDP'yi meşrulaştırma çabalarına bir tepkide İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi. Devam etmektedir. Akkal, kim bu ülkede Kürt sorununu çözeceğiz diyorsa bilinmelidir ki hem Kandil'e hem İmralı'ya sinyal çakıyor demektir ifadelerini kullandı. HDP'yi terör örgütünün siyasi uzantısı olarak tanımlayan Akkal, İyi Parti'nin HDP ve CHP'nin koltuk değnekliğini yaptığını belirtti.